Evet sevgili Kanal T izleyicileri, yeni bir gazeteyle karşınızdayız. Bugünkü stüdyo konuğumuz Doktor Suat Günsel, Girne Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Füsun Yıldız. Ama kendisiyle sohbete geçmeden önce 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı bugün. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği çok önemli bir gün. Bizler de Kanal T ailesi olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı'nı enişten dileklerimizle kutluyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'ni nice yüzyıllara diliyoruz. Evet, günaydın. Günaydınlar. Çok anlamlı ve güzel Hoş bir geldiniz. Gün Mahmut Bey. Ben de aynı şekilde çocuklara bir şiir programı sonunda evet. hediye edeceğim. Dünyayı verelim çocuklara diye Nazım Hikmet'ten bir şiir okumak isterim. Evet. Evet, son derece önemli. Eşitliğin, özgürlüğün ve adaletin temeli ulusal egemenlik ve Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türk çocuklarına ilan edilmiş olan dünyadaki tek çocuk bayramı. Bugün 100. yılı meclisin açılışının son derece önemli ve gururlu bir gün. Hatta bugün Covid bile unutturdu bize. Evet. Yol boyunca gelirken çeşitli kanallarda güzel marşlar, güzel çocuklardan gelen mesajlar dinledim. Bambaşka bir ruh hali içinde geldim. Çok güzel bir gün. Ne kadar bir güzel gün. Bir gün değil evet, mi? Evet, çok güzel bir gün. Anlamlı bir gün. Türk çocuklarına hem de dünya çocuklarına armağan edildi. Evet, yani evet. Bunun da malum bu yıl farklı ama bundan önceki yıllarda gördüğümüz bütün dünya ülkelerinden gelen çocuklar gerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olsun gerek Türkiye Cumhuriyeti'nde olsun. Onların kaynaşması, birbirleriyle tanışması, arkadaş olması, belki gelecekte bunların içerisinden çıkacak liderlerin barışı evet. dünyaya kazandıracak olması da Ulu Önder'in evet. herhalde dünyayı 100 yıl... çocuklara versek, yönetseler herhalde evet. bu sorunlar olmaz. 100 yıl önce Ulu Önder'in bugünleri gördüğünün en güzel örneklerinden bir tanesini evet, her evet. sene yaşıyoruz. Gurur duyuyoruz, çok onurluyuz. Nice nice yüzyıllar inşallah. İnşallah bu yıl böyle geçti de seneye hocam tekrar o eski günlerimize dönerek kutlamayı nasip olur diyelim. Evet, evet inşallah. Ama çocuklara, ailelere önerim bugün evde olan çocuklarıyla bugünün anlamını ve önemini bir kez daha paylaşmaları ve bence bir bayram havası içerisinde bugünü geçirmeleri. Sanıyorum akşam da bir 9'da değil mi tören olacak evet. öyle bütün balkonlardan herkes, herhalde. Balkonlarda evet. Fiziksel mesafeyi koruyarak sokağa çıkmadan her yerde kutlanabilir. İnsan yeter ki bunu yapmak istesin. Umarım ki önümüzdeki yıllarda daha coşkulu, daha güzel bir şekilde sıkıntısız kutlayabiliriz bunu. İnşallah hocam. O zaman biz de siz de hatırlattınız, biz de tekrar söyleyelim. Bu akşam saat 21'de bayraklarla balkonlara evet. çıkarak hep birlikte 23 Nisan'ı kutlayacağız. Evet. Bizler de yerlerimizi alacağız tabii evet, ki. Evet, çok güzel. Evet. Evet hocam, gündem malum Covid-19. Evet. Covid-19 ile ilgili son dünyada gelişen çalışmalar hakkında sizden bir bilgi alsak, ondan sonra içeriye doğru dönsek nasıl olur? Evet, Mahmut Bey tabii değişik dünyanın birçok ülkelerinde mücadele halen sürüyor. Buna Türkiye Cumhuriyeti de dahil evet. olmak üzere ve kendi adamız da dahil olmak üzere birçok ülkede bir yavaşlama trendine girdi salgın. Vakalarda azalmalar, iyileşen vakalarda artışlar mevcut. Ama tabii biz bu virüsle ilk defa karşılaştığımız için bundan sonraki süreçte ne olacağını çok net bilemiyoruz. Yani bu her şey kontrol altına alındıktan sonra acaba ikinci bir süreç olur mu? İkinci bir pik yapar mı evet. bu hastalık? Çin'deki veriler gördüğünüz gibi tam Çin'de her şey bitti derken birdenbire yüklü ölümler ortaya çıktı. Güney Kore'de aynı şekilde. O yüzden ben şöyle düşünüyorum. Bir süre yaşantımız değişecek bundan sonra. Bir süre bazı şeylere daha dikkat etmeye başlayacağız ve biraz daha farklı yaşamaya alışacağız diye düşünüyorum. Evet. O yüzden hiçbir zaman rehavete kapılmamak lazım. Ülkeler bunları kontrol altına alabilir, vakalar sıfırlanabilir, yeni vakalar çıkmayabilir. Ama tabii ki moralimizi bozmadan ama rehavete de kapılmadan ne dersler aldıysak bu salgından, nelerimiz eksikse bir an önce onları tamamlama yoluna giderek bence yaşantımıza devam etmemiz gerekiyor. Sağlık sisteminde mi eksikler gördük, sıkıntı yaşadık? O zaman sağlık sisteminin acil olarak iyileştirilmesi gerekiyor. Hastaneye ek bir yer mi yapılacak? Yeni ayda bir yer mi yapılacak? İçine yeni ekipman mı konacak? Yeni hekimler için yeni alet edevat mı getirilecek? İlaçlar mı takviye edilecek? Bunları halletmemiz gerekiyor. Kaybetmiş olduğumuz hijyen kurallarına yeniden mi kazandık? Çok güzel. Bunu devam ettirelim o zaman. Evet, bizler Akdeniz insanıyız. Sarılmayı, yakın teması seven insan grubuyuz. Ama bir süre daha tokalaşmamızı, selamlaşmamızı gönülden yapalım, uzaktan yapalım. Bir süre daha bunlara uyum sağlayalım diye düşünüyorum ben. Evet hocam, Singapur
bu Covid-19'da mücadelede en başarılı ülke olarak gösterildi ama geçtiğimiz günlerde işte onlar da tedbirleri yavaşlatınca, gevşetince tekrar bu ikinci dalgaya yakalandılar ve bu sefer çok ciddi bir şekilde yakalandılar. Yani bunun için herhalde tedbirleri gevşetirken de bilimsel veriler çerçevesinde hareket etmekte fayda var. Planlama çok önemli Mahmut Bey. Hiçbir şey plansız olmaz. Bir ülkenin stratejik planı olur. Her ülkenin de vardır. Sağlıkla ilgili stratejik planı, salgınlarla, afetlerle ilgili stratejik planları. Ve bunlar hastalığın adı değişebilir. Karşı karşıya bulunduğumuz mikroorganizma, virüs, bakteri her neyse bu değişebilir. Ama bu planla 3 aşağı 5 yukarı benzerdir. Bu hastalık yapıcı özelliklerine göre değişiklik kazanabilir. Bunların acilen olmayan yerlerde hazırlanması gerekir. Varsa da geliştirilmesi gerekir. Yani biz bunu hallettik, tamam harika, her şey bitti dediğimiz anda ve eski şekilde devam edeceğimiz takdirde yanlış yapmış oluruz. Ve evet, o zaman geri dönülmeyen bir yola da girmiş olur. Şu anda bir şanstır. Bu adamız için de böyledir. Adada da güzel bir mücadele verilmiştir. Çeşitli aksaklıklar, sıkıntılar olmuştur. Halen olmaya da belki devam etmektedir. Ama bunlardan öğrenilenlerle bunların düzeltilmesi yoluna gidilmesi gerekir. Tecrübelere, sıkıntılara, paylaşımlara kulak verilmeli. Herkes dinlenilmeli bence. Ne yaşanıldı, ne oldu ve halen ne oluyor? Bunu da en iyi söyleyecek olanlar bu mücadelenin mutfağında olan, yani hastanede bu hastalara hizmet veren hekimler, sağlık çalışanlarıdır. Onların ne sıkıntılar çektiğini mutlaka sormak ve onların seslerine kulak vermek gerekir. Evet, peki hocam şunu soralım. Dünyada herhalde bir önceki jenerasyon İspanyol gribini gördü, değil evet, mi? Evet. Ondan sonra böyle bir pandemiyle karşı karşıya kalan yaklaşık herhalde bir 70-80 yıl ya da... Evet, olmadı. Pandemiyle böyle işte SARS oldu, MERS oldu. Bunlar. Ama tabii bunlar kısıtlıydı, değil mi? Tabii, daha ama şimdi herhalde bu dünya çapında olduğu için bilim insanları için de yeni bir araştırma sahası da tabii, doğmuş insanlar oldu. İnsanlar gözünü dünyadaki hemen hemen bütün insan, çoğu insan gözünü sabahleyin bununla açıyor. Çok ilginç bir şey. İlk defa dünyada böyle bir senkronizasyon evet, oldu insanlar arasında. Herkesin evden çıkması, fiziksel mesafeyi koruma çıkma durumu, yani evde kalma zorunluluğu ve fiziksel mesafeyi koruma zorunluluğu ortaya çıktı. Okullar tatil oldu. Çocuklar okullarına gidemeyip online eğitime başladılar. Yani bunların hepsi tüm insanların, dünyadaki birçok ülkedeki insanların yaşantısında ortak olan değişiklikler. O halde çözüm önerilerinde ortak gelmesi gerekiyor. Bir dünyaca yapılması gereken öneriler, yapılması gerekenler, bir de her ülkenin kendi koşullarına, kendi yaşam şekillerine, yaşam tarzına, kültürüne uygun olarak bir takım değişiklikleri bundan sonraki hayatına mutlaka eklemesi gerekiyor diye düşünüyorum ben. Peki hocam, dünya bu noktada sağlık alanında birleşme ihtimali olur mu? Baktığımız zaman hani suçlayıcı açıklamalar da geliyor. Yani özellikle evet, Çin'e yöneltilen eleştiriler var, Dünya evet, Sağlık Örgütü'ne yöneltilen eleştiriler var. Evet. Ama bir tarafta da sınırlarını kapatan ülkeler de var. Yani Avrupa Birliği ülkelerine bakıyorsunuz, işte Fransa Almanya'ya kapatıyor, Almanya İngiltere'ye kapatıyor. Yani biz birleştirme gerçekleşmesini beklerken tam tersine ayrışma da bazı noktalarda görüyoruz. Evet. Bu neyi getirecek beraberinde? Yani sağlık alanında bir birleşmeden ziyade bir ayrışma mı olur? Her ülke kendi sağlık sistemini daha da mı güçlendirir? Yoksa bu bir ortak mücadele olup ona karşı güç birliği mi yapılmalı? Evet, şimdi şunu düşünmemiz lazım. Bir kere sağlık her şeyin ötesindedir. Hep bunu söylüyorum, dinler ötesindedir, sınırlar ötesindedir, ırklar ötesindedir ve siyaset ötesindedir. Her şeyin üstündedir. Sağlığınız olmadığı zaman bunların hiçbir anlamı yoktur. O yüzden dünyayı yöneten liderlerin bundan ders alması gerekiyor. Dünyayı yöneten liderlerin, insanların şunu görmesi gerekiyor. Hastalık, ünvan, makam, para, pul, hiçbir şey ayırt etmiyor bu virüs. Herkes hasta olabiliyor ve sağlık sisteminin çok güçlü olduğunu düşündüğümüz ülkeler bile sağlık sisteminde çok büyük sıkıntılar çöktü, sağlık sistemleri. Evet. O halde güçlü diye bir şey yok. Para bazen hiçbir işe yaramıyor. Paranız olduğu halde bazen bazı şeyleri çözemeyebiliyorsunuz. O yüzden sizin söylediğiniz, ben birinci yolu tercih ediyorum. Keşke diyorum dünya liderleri artık daha sağlığın üst düzeyde ön planda tutulduğu bir dünya politikası izlemeye başlasalar.
Tabii ki ülkeler kendi politikalarını sürdürecekler ama onun dışında şu andaki en önemli şey birleşmektir, uzlaşmaktır ve evreni iyileştirici önlemler bir an önce alınmalıdır. Çevre politikalarının mutlaka geliştirilmesi lazım. Çevreyi koruyan, yeşili koruyan, suyu koruyan, temiz hava sağlayıcı politikalar geliştirilmesi lazım. Yoksa biz bunları tüketmeye devam edersek yarın öbür gün karşılaşacağımız virüslere bakteriler eklenecek. Bakterilere başka mikroorganizmalar eklenecek. Tek savaştığımız COVID olmayacak. Bambaşka bambaşka mikroorganizmalarla biz savaşmak, mücadele etmek zorunda kalacağız insanlık olarak. Peki o yüzden hocam, bunun önce planlanması lazım. Şunu da sorayım ben size, yani konu konuyu açayım. Şimdi ben takip ediyoruz mesleğimiz icabı. Dünyanın her yerinde aşı çalışmaları, işte evet, tedavi yöntemleri, bununla ilgili bir mücadele gerçekleştiriliyor. Evet. Ama düşman aynı düşman. Evet. Doğru mu hocam? Evet. Peki niye bu kadar bir bölünmüşlük var? Şimdi yerde yine bir tabii ki kazanç. Şimdi bir kere bilim insanlarının çalışması son derece doğal. Yani herkes bilime katkı sağlamak, bilgisini, tecrübesini aktarmak ister. Bu konuda ortak düşünüyoruz. Ama daha sonra bunların tabii pazarlanma süreci, bunların satış süreçleri daha farklı tartışmalar getirecektir. Ama benim düşüncem şudur ki inşallah, umarım ki bir an önce bir aşı bulunsun. Bunu hangi ülkeden, hangi bölgeden araştırmacı yaparsa yapsın, bilim insanı bulursa bulsun, insanlık için önemli bir iş yapacaktır. Ve bunu herkesin ulaşılabileceği hale getirilmesi şarttır bu aşının. Evet. O yüzden çalışmalar her yerde sürüyor. Amerika'da sürüyor, Avustralya'da, İngiltere, Avrupa'da, her yerde çalışmalar sürüyor. Bakalım sonuçlar ne olacak? Deneme çalışmaları yapılıyor gönüllüler üzerinde. Ama bu uzun bir süreç. Yani işte yazın sonuna biz aşıyı kullanmaya başlayabiliriz diyemiyoruz. Evet. En az bir yıl, belki iki yıllık bir süreç gerekiyor. Dün bunların bu soruyu şeye de sordular, Fahrettin Koca'ya da sordular, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı'na. Evet. Herhalde İngiltere, Oxford'da yapılan evet, bir aşı çalışması var. Bugün evet, itibariyle insanlar üzerinde deneye evet, başlayacaklar, gönüllüler üzerinde. Evet. O da sormuş mevkidaşını orada. Yani eğer bugün başarılı olsak dahi demiş, en erken Eylül. Yani Eylül olursa çok yani, iyi ama Eylül... Bugün başarılı olursak. Evet, anladım. Evet. Yani inşallah, şimdi kolay bir iş değil. Hı-hı. Şimdi bir tabii aslında çok hızlı çalışma gerektirdiği için bu süreç, birçok çalışma da, birçok şey de, araştırma da aslında çok kurallarına uygun yapılamayabiliyor. Çünkü evet, acil bir durum var şu anda ve hızlı sonuca gitmek gerekiyor. O yüzden de aşı üretildikten sonra umarız ki yan etkileri ya da başka sıkıntılar ortaya çıkmaz. Çünkü daha önce yaşandı bu tip şeyler. Evet. O yüzden en kısa tedavi edici ya da en kısa koruyucu yönteme inşallah bilim insanları ulaşır ve insanlık için bunu sunarlar. Peki hocam, aşı mı, hap mı? Şimdi aşının koruyuculuğu tabii son derece önemli. Vücudumuzda antikor geliştiriyor, yani asker geliştiriyor. Hap tedavi edici özelliği olan ilaçlar, tedavi edici özellikleri var. Hastalanmış kişilere uyguluyoruz veya bazen de koruyucu amaçlı evet kullandığımız haplar var. Ama esas burada bulunması gereken şu anda 3 tane yöntem var. Ya aşı bulunacak ve immünite geliştirilecek. Ya insanlar hastalığı geliştirecek ki bu toplumun %60-70'i bunu geçirecek ve immünite, doğal bağışıklık gelişecek. Ya da virüs virülansını kaybedecek bir şekilde. Nasıl patojen hale geldiyse, işte yarasadan insan vücuduna geçip hastalık yapmaya başladıysa, biliyorsunuz kıtalar arasında da şimdi mutasyona uğradı virüs. Evet. A, korona A, korona B, korona C diye tipleri ortaya çıktı. En yükseği de Avrupa kıtasında evet, en ölümcülü evet, değil mi hocam? Evet, farklılıklar var. Zaten seyirler arasında da biz farklılıklar görüyoruz. Bu farklılıkları gördüğümüz zaman her kıtadaki ya da her ülkedeki virüsün davranış şeyi aynı değil. Hastalıkların seyri aynı olmuyor. Zaten bunu baştan daha ilk aylarda da konuştuğumuzda, ilk ayda söylemiştim ben. Yani değişik bir fenotipi var, değişik fenotipleri var bu virüsün demiştim. Yani bir kadın kimliği var, XX kromozom, ama bunun kadının zayıf görünümlüsü, atletik görünümlüsü, şişman görünümlüsü. Yani değişik de klinik görüntüleri, dış görünüşleri var. Bu virüs de böyleydi. Hakikaten de bilim insanları A grubu, B grubu, C grubu diye değişik mutasyonların çocuklarını, yani koronanın biraz daha değişmiş formlarını buldular. Bu değişimler hep virülansı devam ettirme yönünde, virüsün başarılı olduğu
değişimler. Yani insan, atıyorum, Avrupa kıtasında bir insana girdiğinde onların genetik yapısına ve çevresel koşullarına uygun bir özellik kazanıyor, birazcık değişim yapıyor. Neden? O konakta varlığını sürdürebilmek için. Keşke bir yanlış kodlama olsa bir yerde de bu artık virülansını, yavaş hastalık yavaş yapma şeyini kaybetse. Siz bekliyor musunuz kaybetmesini? Bu... Vallahi öngörebilmem zor. Bir virolojiyle ilgili çalışmam yok. Bu konuda evet, çok fazla bilgim yok ama en azından yani bu çözümler içerisinde bilim insanları tarafından sunuluyor böyle bir şey olması. Evet. Nasıl patojen hale geldiyse daha önce hastalık yapmayan belki de geriye dönüşte olabilir. İnşallah diyelim öyle o zaman. Evet. Evrem Elinmez günaydın demiş. Günaydınlar sevgili izleyicilerimize. Sayır Aker günaydınlar, 23 Nisan kutlu olsun demiş. Evet. Günaydınlar, bizler de 23 Nisan'ı tekrar kutlayalım bu vesileyle. Tabii. Hasan İlker, hayırlı yayınlar dilerim. Önümüz yaz, kapalı yüzme havuzları ve denizler risk oranı nedir? Teşekkür ederiz demiş. Evet. Şimdi, İsterseniz bir mesaj daha var, evet, onu da okuyalım tabii, buyurun, ondan tabii sonra. Ki, buyurun, tabii. Deniz Baydar Onat, günaydınlar sizlere, kolaylıklar diler, sevgi ve saygılarımı sunuyorum demiş. Evet. Bizler de izleyicilerimize. Deniz Hanım Kocaeli'nden, benim hastam, çok sevgilerimi yolluyorum ona. Evet. Evet, evet. Sorumuz hocam, önümüz yaz kapalı yüzme havuzları ve denizler risk oranı nedir demiş. Önünüz yazsa kapalı yüzme havuzlarına girmeyin, denize girebilirsiniz. Dediğim gibi yine biz fiziksel mesafeyi korumak zorundayız Mahmut Bey. Fiziksel mesafeyi koruyacağız. Ama tabii ki belli bir süre sonra, yani şimdi kademeli olarak tahmin ediyorum, insanların dışarı çıkışı sağlanacak. Ama burada bu çıkış sağlarken de eskisi olduğu gibi işte hemen çıkalım, kalkalım bu akşam hep beraber bir yemeğe gidelim. İşte oturalım şunlarla bir parti yap. Bunları çok hızlı olabileceğini düşünmüyorum. Yine fiziksel mesafe korunmalı, maskeler takılmalı, maske kullanmalıyız. Yani bu maske bizim sağlıklı, hastalıklı insanların etrafa partikül saçmasını önleyeceği gibi sizin de onu almanızı önleyecektir. Her iki kalp, hem hasta kişi hem de sağlıklı kişi maske taktığında enfeksiyon oranı %1,5'a düşüyor. Çok önemli bir şey. O yüzden maskelerin takılması önemli. Bir süre belki maskeli dolaşacağız. Evet. Zaten bakanlar hijyen kurallarına uymaya devam edeceğiz. Deniz konusunda yani insanlar denize girebilirler ama dediğim gibi çok kalabalık plajlarda, çok yakın temasta olmamak gerekiyor. Güneşte de çok uzun süre yaşamıyor. Çok güneş ışığı üzerine etkisi var bu virüsün. Ama dediğim gibi elimizde enfekte olduktan sonra yüzümüze, burnumuza, ağzımıza, giriş yollarına temizlemeden sürersek enfeksiyon riskini yine taşıyabiliriz. Evet, mesajlarımız geliyor. Cengiz Karaca hayırlı yayınlar demiş. Biz, Cengiz abi de Ankara'dan sevdiğimiz bir abimiz. Kendisine bizlere de bu vesileyle Türkiye Cumhuriyetimizin başkentine sevgilerimizi, saygılarımızı sevgiler, iletelim. Ben de sevgilerimi iletiyorum. Sağ olun. İzlem Hanım, İzlem Gürçe Altuğra. Çok teşekkürler. Evet, o da keyifle dinliyoruz. Çok değerli hocamı demiş, değerli milletvekilimiz. Çok sevgilerim. Ulusal Birlik Partisi'nden Girne milletvekili. Evet hocam, devam edelim. Evet, yani söylemek istediğim her şey Mart öncesindeki gibi olmayacak. Zaten insanlar da bu konuda çok korku duyuyor, endişe duyuyor. Bu endişenin ortadan kalkması bir zaman alacak. Aslında biraz da iyi, hafif bir kaygı duyma. Neden? Koruma önlemlerini gevşetmemek adına, korunma önlemlerini gevşetmemek adına hasta edecek kadar bir, bizleri hasta edecek kadar yüksek bir kaygı düzeyi değil ama tedbirleri devam ettireceğimiz kadar bir miktar kaygı ve endişe duymamız iyidir diye düşünüyorum. Evet. Birbirimize çok iyi destek olmalıyız bu konuda. Birbirimizin enerjisini düşürmek, moralini bozmak yönünde değil, birbirimizi ayağa kaldıracak ve enerji verecek şekilde olmalıyız. Yani sabah birbirimize günaydın dediğimizde, günaydın, yine şu kadar kişi ölmüş, bu kadar insana şu olmuş demek yerine, ben günaydın, ne kadar güzel bir gün, güneşin de çıkması enerjimizi arttırdı, ne güzel yaz geliyor, baharı kısa belki yaşayacağız ama yaz geliyor diyerek güne başlamak, insanlarla böyle selamlaşmak bence bu enerjiyi yükseltecektir diye düşünüyorum. Peki hocam, korunma yöntemlerini artık herkes biliyor ama sizler de zaten anlatıyorsunuz, sürekli sosyal medyada paylaşımlar var, televizyonlar bu yönlerde yayınlar yapıyor ama yine de bazı kesimler var ki yani bu kurallara uymamakta ısrar ediyorlar. Evet. Olacak. Yani toplumda çok geniş bir spektrumda insan profili var.
Her şeye uyan da var, hiçbir şeye uymayan da var. O yüzden tabii bunları minimuma gelmesini istiyoruz. Mesela bazen ben bazı paylaşımların altında okuyorum. Yeter artık, el yıkamayı öğrendik, hatmettik gibi böyle yorumlar, şeyler. Ama hala öğrenemediklerini de insanların görüyoruz. Evet, denilen belki orada bir bıkkınlık var ama hala daha el yıkamayı, gerçek el yıkamayı, kuralına uygun el yıkamayı öğrenemeyenler var. Maske kullanımı mesela. Sosyal medyada da görüyoruz. Basın toplantılarında, genel toplantılarda maskelerin bir kısmı şöyle burnunun altında duruyor. Bir kısmı, yani hastaneye gelen, evet, hastalardan bahsedeyim. Maskeyle odaya giriyorlar. Konuşmaya başladığında nasılsınız, geçmiş olsun dediğimizde maske hop aşağı doğru iniyor ve çenede kalıyor. E şimdi maskenin ne anlamı kaldı? Siz konuşurken zaten ortama bir partikül salıyorsunuz. O yüzden kapıdan girerken ben hastalarıma da söylüyorum. Maskenizi lütfen indirmeyin. Maskenizle kalmaya devam edin ve maskeyle yaşamaya biraz alışmamız gerekecektir. O yüzden bu maskenin düzgün ve doğru takılması çok önemlidir. Ve bu maskenin eğer düzgün kullanmazsak kendimizi koruyormuş gibi düşüneceğimiz için yanlış bir algı uyandırıp daha rahat davranmamız bizim hastalığı almamıza, enfekte olmamıza neden olabilir. O yüzden lütfen maskelerimizi kurallarına uygun bir şekilde takalım. Cerrahi maskeleri biz hekimler takalım, biz sağlık çalışanları takalım. Cerrahi maskeler bizim için, hastaneye gelen hastalar taksın cerrahi maskeleri. Ama sokakta sağlıklı, evinde hiçbir hastalığı olmayan bir kişi sokağa çıkarken dikilmiş kumaş maskeleri, yıkanabilen maskeleri kullanabilirler. Çünkü zaten bu kadar insana her gün bir maske değiştireceğini düşünürseniz maske yetiştirmek mümkün değildir. Yani o yüzden, evde dikilebilir. Yani kolay, belirli pratik bir kalınlığı maskeler olan, nefes almayı vermeyi zorlaştırmayan ama gerçekten koruyuculuğu olan, her gün yıkanabilir kumaş maskeleri, hiçbir hastalığı olmayan, dışarı çıkan insanlar evlerinden çıkarken kullanabilirler. Ama herhangi bir kumaş fark ediyor mu hocam? Pamuklu ya da saten? Onun özellikleri var. Geçirgenliği ve tabii ki bunun Sağlık Bakanlığı tarafından da tabii bunların aslında esas uygulaması, onay alınmasıdır. Kumaşların belirli bir kalınlıkta olması, belirli bir por, yani delik oranın olması. Türk Standartları Enstitüsü'nün bu cerrahi maskeler içinde vardır bu şekilde standart bir ölçeği. Ve bu maske, ama tabii ilk gelen maskeler adamızdaki böyleydi ama sonradan çok değişik maskeler gelmeye başladı. Farklı şekilde maskeler çıkmaya başladı. Bunların koruyuculuklarıyla ilgili tabii ki, yani gerçek görev yapıyorlar mı? Tabii ki soru işaretleri var. Burada da bunlar için onay alınması bence önemli. Her önüne gelen bir tane dikip de çıkartıp ya da en azından toplu hallerde, toplu yerlere satış yaparken bunların onayının alınması gerekli diye ben kişisel olarak düşünüyorum ve bunun da bir prosedürü olduğunu tahmin ediyorum. Sağlık Bakanlığı bünyesinde yapılması gerektiğini düşünüyorum. Evet hocam, Naciye Denizer değerli hocamıza sevgiler, saygılar, iyi yayınlar dilemiş. Çok teşekkürler, teşekkür sevgiler ediniz. Naciye Hanım'a da çok öpüyorum. Şükrü kendisi. Ateş, çok sağ olun hocam, çok aydınlatıcı bilgileri herkesin anlayacağı şekilde izah ediyorsunuz demiş. Şükrü Ateş de aslında onun için birkaç bir şey de söyleyeyim. KOAH hastası Şükrü Ateş. KOAH olarak takip ettiğimiz ve şu anda da bacağında derin ven trombozu gelişen bir hastamız. Aslında KOAH'la ilgili birkaç koruyucu bir şey söyleyeyim. Tabii, buyurun. O da bundan faydalanmış olabilir. Şimdi KOAH'lı hastalar, yani kronik obstrüktif akciğer hastalığı, COVID-19 enfeksiyonundaki riskli hastalar grubu içinde saydığımız hastalık gruplarından, evet, bir tanesi. Ama buradaki en önemli şey, bu hastalar eğer evlerinde oturmaya devam ederlerse, İnsanlarla temaslarını minimuma indirirlerse, evlerinin içerisinde hijyen kurallarına dikkat ederlerse ve ilaçlarını, kullanmakta olan ilaçlarını düzgün ve doğru bir şekilde kesmeden kullanmaya devam ederlerse herhangi bir sorun oluşmayacaktır. Buradaki en önemli sorunlardan bir tanesi, evde oturduğu zaman bu hastalar günlük aktiviteleri çok kısıtlanıyor. Evet. Hareket etmiyorlar. Bu hastaların venöz staz dediğimiz, kan dolaşımda yavaşladığı için kanın dolaşımı, damarlar içerisinde bir süre sonra pıhtı oluşturma riski özellikle bacak damarlarında ortaya çıkıyor. Biz buna derin ven trombozu adını veriyoruz. İşte bu durumda derin ven trombozu bacaklarda şişlik, ağrı, dolaşım bozukluğuna yol açıp en büyük riski akciğere,
pıhtı atmasıdır. Atma ihtimalinin olmasıdır. Bu yüzden tanısı hemen semptomlar ortaya çıktığında konacak olursa kan sulandırıcı ilaçlarla toparlanma olacaktır. Şimdi Şükrü Bey de iyileşme aşamasında, tanısı kondu. Evet. Erkenden kendisini hiç endişe etmesine gerek yok. Tedavisi yapılıyor. KOAH ilaçlarını da düzgün almaya devam etsin. Zaten çok büyük bir başarı elde etti. Sigarayı bıraktı. En büyük sıkıntımız, evet, sigara kullanılmasıydı. Kendisini tebrik ediyoruz o zaman, evet, biz de. Ben de geçmiş tebrik ediyorum diyoruz. Ve kendisine de sağlıklı günler diliyorum. Mahmut Bey, konu gelmişken, evet, birkaç kelime de sigaradan bahsetmek istiyorum. Şimdi biz sigaranın zaten kullanılmasına hekimler karşıyız. Aslında toplumda birçok insanda karşı, sağlığı en çok bozan, bağımlılık yapan unsurlardan bir tanesi tütün ve tütün ürünleri. Bugünlerde çok çok daha karşıyız. Neden? Çünkü sigara ve sigara içindeki toksik maddeler solunum yollarımızdaki koruyucu askerlerimizin hepsini ortadan kaldırıyor. Solunum yollarımızdaki epitel dediğimiz döşeyici kısmın üstünde tüycükler var, ince. Bu tüycüklerin görevi dışarıdan gelen yabancı maddeleri, mikroorganizmaları mukus burunda oluşan salgıyla dışarı atmayı sağlar. İşte bunlar sigara içen kişilerde ya felce uğruyor ya o epitel dökülüyor, ortadan kalkıyor. Korunma sistemi, kalenin kapıları açıldı. Giriş yolundan her önüne gelen aşağıya inebiliyor. Uzun süre sigara içtikleri için balgam salgılayan bezler, evet, sayıcı artmış durumda, fazla miktarda balgam salgılıyorlar. Onlar için, mikroorganizmalar için bir üreme ortamı burası. Besin de var. Gelip rahatlıkla kapılar açık giriyorlar, besin buldukları ortamda yerleşip çoğalmaya başlıyorlar ve hastalığın alevlenmesine, atak geçirmeye, öksürük artıyor, balgam artıyor, balgamın rengi sarı yeşile dönüyor ve nefes darlığı problemi ortaya çıkıyor. O halde sigara bunların hepsini zaten ortadan kaldırıyor. Siz bu dönemde sağlıklı bile olsanız sigara içmeye devam ettiğinizde virüsün giriş kapısı neresi? Burun. Ağız açık olan yerler. Buradaki eğer koruyucu askerleri ortadan kaldırırsanız solunum yollarını neye açık hale getiriyorsunuz? Bu virüse de açık hale, virüsün gelip burada oturmasına ve çoğalmasına izin vermiş oluyorsunuz. Lütfen sigara içenlere sesleniyorum. Bir kez daha, bu kadar korku salan, bu kadar insan sağlığına zararlı, bütün dünyanın mücadele ettiği bir virüsle siz niye dezavantajlı durumda bırakıyorsunuz kendinizi? Lütfen tütün ve tütün ürünlerini bırakın. Hiç olmazsa bu kötü hastalık, bu kötü salgın sizin hayatınıza yeni ve güzel bir şey katsın. Evet, evet. Sigara, çünkü sigara içenlerde 14 kat daha fazla ve daha ağır seyrediyor. Bütün hasta profillerini incelediğiniz zaman maalesef kaybettiğimiz hastaların hemen hemen çoğunda sigara içme öyküsü var ve ağır seyreden vakalar da bu şekilde. Evet, geçtiğimiz bu haftanın başında stüdyo konumuz Yakındoğu Üniversitesi Hastanesi'nden çok kıymetli bir hocamızdı. Profesör Doktor Hamza Duygu'ydu. Evet, kendisi, evet, de şu anda bizleri izliyor. Kalp, evet, çok uzmanı. Sevgiler Hamza'ya da. Evet, iyi programlar, çok değerli bilgilerini her zaman olduğu gibi bizlerle paylaşan Füsun hocamıza da sevgilerimizi iletiyorum. Çok demiş. Teşekkürler. Bizler de hocamıza sevgilerimizi, saygılarımızı iletelim. Ben de, sağ olsun. Sema Güneykaya, bademcik ameliyatı ve burun kıllarını alanlarda aynı durumda mı demiş. İşte, tam bahsettiğiniz konunun üzerine. Evet, şimdi üzerine. Bademcik ameliyatı, bademcikler şimdi koruyucu organlarımız bizim. Hı-hı. Hem mikropları tutan bir kapı bademcikler. Ama bazen öyle hale geliyor ki insanlar artık o bademciklerin iltihaplanmasından enfeksiyonsuz dönem geçiremez. Yani artık orası apseleşiyor ve o vücuda yarar yerine zarar getirmeye başladığı için o bademcikler alınıyor. Evet, tabii ki bir kapıdır. Ama bununla ilgili yapılmış bir çalışma, bir bilgi şeyi yok. Hiç tonsillektomili hastalarda daha oralara gelemediler, hastaları inceleme açısından herhalde. Bence şu anda vücudun fizyolojik işini yapan hiçbir şeye dokunmamak lazım. Burunda kıllar süzme işini görüyorlar, filtre görevini görüyorlar. O yüzden bence şu dönemde fizyolojik olarak anatomimizi, fizyolojik vücudumuzun çalışmasını bozacak hiçbir şey, ek bir şey yapmamak lazım diye düşünüyorum. Bu benim kendi şeyim. Aşılar konusunda da böyle. Evet. Bununla da ilgili çok soru var. Onu da ben burada yeri gelmişken söyleyeyim. Buyurun hocam. Tamam. Zatüre aşısından biliyorsunuz bahsediliyordu. Evet. İşte hemen hastalarımız zatüreyle seyrediyor COVID enfeksiyonları ve kaybediliyor hastalar deyince hemen herkes telefon edip işte zatüre aşısı hemen olalım mı şu anda? Şimdi o zatüre aşısı, piyasada bulunan zatüre aşısı
Streptokokus pneumonia denen bir bakteriye karşı hazırlanmış bir aşı. Bu virüse karşı bu değil. Bu virüsle hiçbir alakası olmayan bir aşı. Olduysanız çok güzel ama sizi streptokok enfeksiyonuna karşı, ona karşı, koruyacak. Onun oluşturacağı zatürreye karşı korur. Burada COVID için herhangi bir aşı yok. Yaptırdığınız grip aşısı da bir virüs aşısı ama onun da burada bir koruyuculuğu yok. O yüzden bunları olduysanız diğer enfeksiyonlara karşı sizi koruyacak, diğer enfeksiyonlar olmayacak diye de bir kural yok şu anda. Yani COVID'in yanında başka enfeksiyonlarla da karşılaşabiliriz. O yüzden şu dönemde de kesinlikle hiçbir aşı yaptırılmasını önermiyoruz. Vücudun bağışıklık sisteminin başka bir şeyle meşgul olması, yeni vücuda giren bir aşıyla mücadele oluşturup asker üretmeye çalışmasının doğru olduğunu düşünmüyoruz. O yüzden şu dönemde değil ama geçtikten sonra bu dönem. Eğer KOAH hastasıysanız, risk faktörleriniz varsa, kronik akciğer hastalığınız, kalp hastalıklarınız varsa, metabolik hastalıklarınız varsa onun için pinomo aşısı olabilirsiniz ama COVID'le bir alakası yok. Peki hocam alerji aylarına da girdik yani. Evet astımlar doğru, rintliler gelmeye başladı. Şimdi bu noktada ne yapmak lazım? Yani ikisini birbirinden ayıran mutlaka ki belirgin özellikleri vardır ama tabii bunu siz uzmanlar biliyorsunuz. Bu da çok şey. Şimdi insanlar tabii her yeni çıkan semptomda eyvah COVID mi oldum? Çünkü o hale geldik. Şimdi biz başta diyorduk ki Mahmut Bey öksürük, ateş, siz de başta nefes darlığı. Bu üç semptom. Fakat bir gördük ki sadece bunlarla seyretmiyor. Yaygın eklem ağrıları, bulantı, kusma, ishal, baş ağrısı, nefes, hepsi bunun. Koku alamama, duyamama. Evet, koku alamama. Tamam işte evet doğru. Bunların hepsiyle geniş bir spektrum ortaya çıktı şimdi. Kim COVID enfeksiyonu, kim değil anlamak zor. Ama şu var, mevsimsel olarak şu anda alerjik astımlıların, alerjik nezlesi olan hastalarımızın polenler ortaya çıktığı için dönemi. Bu dönemde kendileri zaten semptomlarını çok iyi bilir bu hastalar. Yani yine benim şikayetlerim başladı. Çoğu telefon açtığında diyor ki hocam diyor benim burnum akmaya başladı, hapşırıyorum, öksürüğüm de var. Ya herhalde benim alerjim tetiklendi ama ya bu COVID de var ya acaba ondan mı benim şikayetlerim, yakınmalarım? Bunun çok kolay bir yöntemi var. Hemen ilaçlarını devreye sokuyoruz hastalarımızın. Zaten kullanmaya alışıklar. Yeni tanıdıysa da yeni kullanacağı ilaçlar birkaç gün içerisinde bunları, bu semptomları, öksürüğü de, nefes darlığını da, burun akıntısını da, hapşırmayı da kontrol altına alacaktır. Ve bunlar kontrol altına alındığı zaman da tabii ki semptomlar kalkınca biz bunların alerjiye ya da mevsimsel astım ya da alerjik astım ya da mevsimsel alerjik rinit şeklinde semptomlara bağlı olduğunu düşünebiliyoruz. Ama düzelme olmuyorsa ilaçlarını kullanmasına rağmen o zaman araştırılmasında tabii ki fayda var. Dünyada hocam çeşitli tartışmaları da yaşandı. Yani bazı ilaçların bu COVID-19'u tetiklediği yönünde. Evet. Bunlarla ilgili sizin görüşünüz. Bu da çok önemli. Şimdi tabii bunların içerisinde birincisi yine bizim kronik hastalıklarımızdan KOAH ve astımlı hastalarımızın ana tedavisinde yer alan inhaler kortikosteroidler var. Yani kortizon kullanımı. Şunu kesinlikle belirtmek istiyorum. Biz hastalığı bu ilaçla, özellikle astımlı hastaların tedavisinde kullandığımız inhaler, yani solunum yoluyla alınan kortikosteroidlerle hastalığı kontrol altına alıyoruz. Eğer bu bir şekilde hastalar kesecek olurlarsa, yanlış bilgi olarak, sosyal medyadan yanlış bilgilenme ya da kulak dolmasıyla yanlış bilgilenme ortaya çıkacak olursa, hastalık tekrardan akut döneme geçip atak yaşayacaklardır. Kesinlikle ve kesinlikle ilaçlarını kesmeyecekler. Kortikosteroidleri asla kesmeyecekler ve ilaçlarına devam edecekler. Hatta atak geçiriyorlarsa biz bu dönemde kısa süreli de olsa kortikosteroid, yani kortizon, sistemik kortizon hastalarımıza veriyoruz. Yarar zarar oranını da düşünelim. Hastamıza amacımız bir an önce atağını ortadan kaldırarak tedavisini sağlamaktır. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken çok önemli bir şey. İlaçları bir kere hasta eğer makinayla alıyorsa, nebulizatörle, kendi nebulizatörü dışında bir nebulizatör kullanmayacak. Acillerde nebulizatör kullanımını kendi acilimizde kaldırdık. Spacer dediğimiz ara parçalarla hastalarımıza inhaler ilaçları veriyoruz. Çünkü eğer mikroorganizma kişi enfekte ise bir kere makine üzerinden enfeksiyonu yayma ihtimali. İkincisi de çevreye aerosollerin, damlacıkların saçılımıyla hastalık yayılımı ortaya çıkabilir. Bu dönemde buna dikkat etmek lazım. Evde makinayla kullanıyorsa kişiler kendi odalarında
bunu almalı, kimsenin bulunmadığı bir odada. Daha sonra da oda güzelce havalandırılmalıdır. Peki yani, onun evet. temizliği nasıl olmalı hocam? Çok kısa evet. alalım çünkü şiirinize geçeceğiz. Tamam. Temizliği de yine onların özel filtreleri var. Filtre değişiklikleri ve ara parçaların ve maskelerin güzel sabunlu suda bir süre bekletilip yıkandıktan sonra kurutulması, kurulanmadan kurutularak tekrardan kullanıma verilmesi her gerekiyor. Dezenfektanlar efendim. Her kullanımdan sonra. Her kullanım kişi kendi kullanıyorsa her kullanım sonrası olma zorunluluğu yoktur. Ama dediğim gibi makinenin üstünü, yüzeylerini dezenfektanlarla silmek önemlidir. Yıkanamayan parçalarını da dezenfektanlarla temizlemek son derece önemli. Evet hocam, artık programımızın sonuna geliyoruz. Bitirdik programımızın mi, geldik mi? Başında söylemiş olduğunuz evet. bir sürpriziniz vardı. Bir şiir okuyacaktınız. Buyurun. Evet. Bir programın başında da söylediniz, 23 Nisan evet. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. O yüzden ben çocuklara Nazım Hikmet'in bir şiirini armağan etmek istiyorum. Buyurun. Dünyayı verelim çocuklara. Dünyayı verelim çocuklara, hiç değilse bir günlüğüne. Allı pullu bir balon gibi verelim oynasınlar. Oynasınlar türküler söyleyerek yıldızların arasında. Dünyayı çocuklara verelim. Kocaman bir elma gibi verelim, sıcacık bir ekmek somunu gibi. Hiç değilse bir günlüğüne doysunlar. Bir günlük de olsa öğrensin dünya arkadaşlığı. Çocuklar dünyayı alacak elimizden, ölümsüz ağaçlar dikecekler. Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Tekrar bayramımız kutlu olsun. Evet. Daha güzel günlerde inşallah görüşmek üzere. Sağlıklı günler diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Evet, gazetenin ilk bölümünün sonuna geldik. Doktor Suat Günsel, Girin Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Füsun Yıldız bizlerle oldu. Birazdan kısa haberleri vereceğiz. Hemen akabinde şirketler, kooperatif şirketlerin kayıtı Kemal Denizdağ'a bizlerle olacak. Görüşmek üzere.